polisakkaritler çok şekerler başlığındayız şu anda arkadaşlar. Polisakkaritlerin yapı taşı sadece glikozdur. Oysa disakkaritleri anlatırken disakkaritlerin yapısında farklı çeşitte monomer olabileceğini öğrendik. Örneğin sakkaroz dediğimizde glikozla fruktozun birleştiğini, laktoz dediğimizde glikozla galaktozun birleştiğini gördük. Oysa bütün polisakkaritler tek çeşit monomerden oluşurlar. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi hangi polisakkaritlerden bahsedeceğiz? Öncelikli olarak nişastayla başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar, nişastanın yapı taşı evet glikozdur, lütfen unutmuyorsunuz ve burada hemen nişasta için depo ifadesini kullanacağım. Ne demek depo? Gerektiğinde kullanılmak üzere hidroliz edilecek demek. Peki nerelerde depoluyor ve kim depoluyor dediğimizde nişasta kesinlikle ve kesinlikle ancak bitkiler aleminin bir ürünüdür. Lütfen dikkat edelim. Peki nişasta nerede üretilir dediğimizde arkadaşlar bir kere fotosentez ürünü olan glikoz öncelikli olarak üretildiği yerden floemle ilgili yerlere taşınır ve bu nişasta lökoplast dediğimiz depo plastidinde depolanabilir. Ama yine bir ünlem ve yıldız koyuyoruz. En çok takıldığımız şeydir. Lökoplast bir depo plastididir ve öğrencilerimiz sanar ki sadece nişasta lökoplastta depolanır. Oysa nişasta kloroplastta da arkadaşlar üretilir ve aynı zamanda depolanabilir. Bunu unutmayacağız. Peki nişasta dediğimizde öncelikli olarak yapı taşına mı katıyoruz yoksa depoluyor muyuz dediğimizde tabii ki de depo bir molekülden bahsediyoruz. Çünkü bir polisakkaritten bahsediyoruz. Bitki kendisi için yaptı. Gerektiğinde parçalar ve kullanır. Peki nişasta hidroliz edildiğinde dekstrin ve maltoza parçalanıyor öncelikle. Yani tamamen parçalanmamış oluyor. Peki biz nişasta sindirebiliyor muyuz arkadaşlar? Yani hayvanlar alemindeki canlılar, hangi canlılar nişasta tüketecek? Tabii ki otla beslenenler bunu yapabilecektir. Nişasta hücre içinde sindirilir mi sorusuna lütfen dikkat edelim. Hayır diyeceksiniz. Dışarıdan hazır alan canlı bunu sindirim kanalında sindirmelidir. Örneğin biz nerede sindiriyoruz nişastayı? Nişastanın sindirimi ağızda başlıyor ama nişasta ağızda tamamen parçalanamıyor. Nişastanın ağızda parçalanmasını sağlayan enzimin adını hatırlayalım. Tükrük amilazı ya da pityalin. Ağızda nişasta dekstrin ve maltoza parçalanıyor ve mideye gitti. Midede herhangi bir şekilde karbonhidrat sindirimi yok ve gittik ince bağırsağa. İnce bağırsak sindirime son noktayı koyuyor arkadaşlar ve maltozu parçalayan maltaz enzimini üretiyor ve maltazda maltoz molekülünü iki tane glikoza parçalayarak nişastanın sindiriminin tamamlanmış olduğunu görüyoruz. O zaman ne demeliyiz? Nişasta sindirimi kolay değil ve dolayısıyla ancak takımlar halinde çalışan enzimler aracılığıyla gerçekleşirler. Peki hangi besinlerde nişasta var dediğimizde özellikle buğday, patates, mısır ve fındıkta bol miktarda bulunduğunu görüyoruz. Daha sonra sizinle enzimlerin isimlendirilmesinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Mesela diyeceğiz ki her enzim etki ettiği substratın sonuna genel olarak az eki getirilerek adlandırılır. Ama nişastayı sindiren enzime nişastaz denmez. Çünkü nişastanın moleküler yapısı incelendiğinde içinde amiloz isimli polisakkarit molekülleri vardır. Dolayısıyla da amiloza etki eden yapı amilaz enzimidir ve tükrük amilazı ile başlıyoruz ve tükrük amilazının diğer özel adında pityalin olduğunu biraz önce söylemiştik. Peki nişastadan çıktık ve selüloza geldik. Selüloz için kesinlikle yapısaldır ifadesine dikkat etmelisiniz arkadaşlar. Neden bunun üzerinde özellikle duruyoruz? Çünkü eğer bir molekül yapısal ise çok acıktım biraz da şu hücre duvarıma yapıya kattığımı sindireyim diyemezsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla yapısal olanlar zorunlu olmadıkça ne yapılmayacaktır? Enerji verici reaksiyonlara sokulmayacaktır. Peki selüloz nerelerde bulunur dediğimizde bir kere bitkisel hücrelerin hücre duvarının yapısında bulunduğunu biliyoruz. Biz sindirebiliyor muyuz? Hayır. Peki kimler sindiriyor? Otçul hayvanlar. Peki aslında sindirimi yapan otçul hayvan mı? Yoksa otçul hayvanların sindirim kanallarında yaşayan bakteriler mi diye düşündüğümüzde arkadaşlar hiçbir hayvan selülozu sindiremez. Selüloz ancak selüloz ayrıştırıcı bazı bakteriler ve bazı tek hücreli flagellat dediğimiz türler tarafından sindirilebilirler. Dolayısıyla bir otçul hayvanla bu selüloz ayrıştırıcı bakterinin ilişkisi ortak bir yaşamdan kaynaklı ve ikisinin de fayda sağladığı bir ilişkidir ve biz bu ilişkiye mutualizm adını veriyoruz.
Kitine geldik arkadaşlar. Kitin diğer polisakkaritlerden biraz daha farklı. Çünkü bütün polisakkaritlerde organik olma anlamında karbon, hidrojen, oksijen bulunurken bu canlılarda ekstra bir de azot bulunduran bir polisakkaritten bahsediyoruz. Kitin dediğimizde hem böceklerin dış iskeletinde hem de mantarların hücre duvarında ve yine yapısaldır. Yani bir böcek çok acıktım biraz da şu dış iskeletimdeki kitini sindireyim demeyecektir arkadaşlar. Ve son olarak da glikojenden bahsedeceğiz. Şimdi glikojen de yine tek çeşit monomerden oluşacak ama glikojen için hemen depoyu yapıştırıyoruz arkadaşlar. Peki kimler depolar dediğimizde omurgalı hayvanların çizgili kas hücrelerinde depolandığını söyleyeceğiz arkadaşlar. Karaciğerimizde ve lütfen yıldız bakterilerde ve mantarda. Yani eğer bir canlı glikojen depolayabiliyorsa kesinlikle hayvandır diyemediniz, kesinlikle bakteri diyemediniz ve kesinlikle mantardır diyemediniz. Oysa nişasta sentezi dediğimizde ne demiştik? O canlının kesinlikle bitki olduğunu. O zaman glikojen sentezi bir canlının türünün tespitinde yeterli olmayacaktır.